Sultanahmet Camii 1609-1616 yıllar arasında Osmanlı Padişahı 1. Ahmet tarafından İstanbul'daki tarihi yarımadada Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırılmıştır. Cami mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezendiği için ve yarım kubbeleri ve büyük kubbesinin içi de yine mavi ağırlıklı kalem işleriyle süslendiği için Avrupalılarca Mavi Cami, Blue Mosque olarak adlandırılır. Aslında Sultanahmet Camii külliyesiyle birlikte İstanbul'daki en büyük camilerden biridir. Bu cami medreseler, hünkâr kasrı, arasta, dükkanlar, hamam, çeşme, sebiller, türbe, darüşşifa, sıbyan mektebi, imarethane ve kiralık odalardan oluşmaktadır. Bu yapıların bir kısmı günümüze ulaşamamıştır. Yapının mimari ve sanatsal açıdan dikkate şayan en önemli yanı, 20 bini aşkın İznik çinesiyle bezenmesidir. Bu çinelerin süslemelerinde sarı ve mavi tonlardaki geleneksel bitki motifleri kullanılmış, yapıyı sadece bir ibadethane olmaktan öteye taşımıştır. Caminin içi 200'den fazla renkli camla aydınlatılmıştır. Yazıları Diyarbakırlı Seyyid Kasım Gubari tarafından yazılmıştır. Çevresindeki yapılarla birlikte bir külliye oluşturur ve Sultanahmet, Türkiye'nin 6 minareli tek Selahattin Camisi'dir. Caminin 6 minaresi olmasına ilişkin aktarılan bir rivayet şöyledir. Dönemin padişahı 1. Ahmet, minareleri altından yaptırmak istemiştir. Ancak kaplamada kullanılacak olan altının değeri, padişahın bütçesini fazlasıyla aşınca, caminin mimarı Sedefkar Mehmet Ağa, bu emri güya yanlış işiterek, altın sözcüğünü altı yaparak camiyi altı minareli inşa ettirmiştir. Sultanahmet Camii'nin tasarımı Osmanlı cami mimarisiyle, Bizans kilise mimarisinin 200 yıllık sentezinin zirvesini oluşturur. Komşusu olan Ayasofya'dan bazı Bizans esintileri içermesinin yanı sıra, geleneksel İslami mimaride ağır basar ve klasik dönemin son büyük camisi olarak görülür. Caminin mimarı, Büyük Usta Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın boyutta büyüklük, heybet ve ihtişam fikirlerini yansıtmada başarılı olmuştur. Köşe kubbelerinin üstündeki küçük kulelerin eklenmesi dışında, geniş ön avlunun cephesi, Süleymaniye Camii'nin cephesiyle aynı tarzda yapılmıştır. Avlu neredeyse caminin kendisi kadar geniştir ve kesintisiz bir kemer altıyla çevrilmiştir. Her iki tarafında da abdesthaneler vardır. Ortada büyük altıgen fıskiye avlunun boyutları göz önüne alındığında küçük kalır. Avluya doğru açılan dar anıtsal geçit, kemer altından mimari olarak farklı durur. Yarı kubbesi kendinden daha küçük çıkıntılı bir kubbeyle taçlandırılmış ve ince sarkıt bir yapıya sahiptir. Her katında alçak düzeyde olmak üzere caminin içi, İznik'te 50 farklı lale deseninden üretilmiş, 20 binden fazla çiniyle bezenmiştir. Alt seviyelerdeki çiniler genelekselken, galerideki çinilerin desenleri çiçekler, meyveler ve servilerle gösterişli ve ihtişamlıdır. 20 binden fazla çini İznik'te, çini ustası kasap Hacı ve Kapadokyalı Barış Efendi'nin yönetiminde üretilmiştir. Her çini başına ödenecek tutar, sultanın emriyle düzenlense de, çini fiyatı zamanla artmış, bunun sonucunda kullanılan çinilerin kalitesi zamanla azalmıştır. Renkleri solmuş ve cilaları sönükleşmiştir. Arka balkon duvarındaki çiniler, 1574'teki yangında zarar gören, Topkapı Sarayı'nın hareminden geri dönüştürülen çinilerdir. İç
iç kısmın daha yükseklerine mavi boya hakimdir. 200'den fazla karışık leke desenli cam doğal ışığı geçirir. Bugün avizelerle desteklenmişlerdir. Avizelerde deve kuşu yumurtası kullanımının örümcekleri uzak tuttuğunun keşfedilmesi, örümcek ağlarının oluşumunu engellemiştir. Kur'an'dan sözler içeren hat dekorasyonlarının çoğu zaman en büyük hat sanatçısı Seyyid Kasım Gubari tarafından yapılmıştır. Yerler yardımsever insanlarca eskidikçe yenilenen halılarla kaplıdır. Pek çok büyük pencere, geniş ve ferah bir ortam hissi vermektedir. Her kavisli bölüm, bazıları ışık geçirmeyen 5 pencereye sahiptir. Her yarı kubbe 14 pencereye ve merkez kubbe 4'ü kör olmak üzere 28 pencereye sahiptir. Pencereler için renkli camlar Venedik sinyorundan sultana hediyedir. Bu renkli camların çoğu bugün sanatsal değeri olmayan modern versiyonlarıyla değiştirilmiştir. Caminin içindeki en önemli unsur ince işçilikle oyulmuş ve yontulmuş mermerden yapılma mihraptır. Bitişik duvarlar seramik çinilerle kaplanmıştır. Fakat çevresindeki çok sayıda pencere onu daha az ihtişamlı gösterir. Mihrabın sağında zengin dekore edilmiş minber bulunur. Cami en kalabalık halinde dahi olsa herkesin imamı duyabileceği şekilde tasarlanmıştır. Sultan Mahfili, Güneydoğu köşesindedir. Bir platform, iki küçük dinlenme odası ve sundurmadan oluşur ve padişahın Güneydoğu üst galerideki locasına geçişi bulunur. Bu dinlenme odaları, 1826'da Yeniçerilerin ayaklanması sırasında Vezir-i Azam'ın yönetim merkezi olmuştur. Hünkar Mahfili, 10 adet mermer sütunla desteklenmiştir. Zümrüt, gül ve yaldızlarla süslenmiş ve yaldızlarla 100 adet Kur'an işlenmiş kendi mihrabı vardır. Sultanahmet Camii, Türkiye'de 6 minaresi olan 4 camiden biridir. Diğer 3 tanesi ise İstanbul Arnavutköy'de Taşoluk Yeni Camii, Adana'daki Sabancı Camii ve Mersin'deki Muğdat Camii'dir. Minarelerin sayısı ortaya çıkınca sultan küstahlıkla suçlanmıştır. Çünkü o zamanlarda Mekke'deki Kabe'de de 6 minare bulunmaktadır. Sultan bu problemi Mekke'de olan Mescid-i Haram'daki camiye 7. minareyi yaptırarak çözer. 4 minare caminin köşelerindedir. Kalem şeklindeki bu minarelerin her birinin 3 şerefesi vardır. Ön avludaki diğer 2 minare ise ikişer şerefelidir. Cami inşa edildiği dönemlerde uzunca bir süre cuma günleri Topkapı Sarayı'ndakilerin ibadetlerini gerçekleştirdiği mekan olmuştur.